Merhabalar biz Nişan Türk izleyicileri. Her zaman olduğu gibi bugün de bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz. Ve İşi Bilen kısmında değerli konuğumuz Konya'dan geliyor efendim. Bizim için çok değerli bir konuğumuz. Kendisi aslında bir öğretmen. Bizler hep kendisine konu başında da hocam hocam diye hitap ediyoruz ama bugün çok farklı bir kimliğiyle, çok farklı bir genç yaşına rağmen girişimciliğiyle kendisini bugün ağırlıyoruz. Hemen takdim edelim efendim kendisini. Itola Hair Life'ın mimarı, sahibi. Adem Balcı bugün konuğumuz derseniz önce de kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri tanıtalım. Ardından sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız merhabalar. Adem Bey? Teşekkür ediyorum. Siz de nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Hocam demek istiyorum ama. Nasıl rahat ediyorsanız. Hem sizin bu açıkçası yapmış olduğunuz şu anki girişimimizden bahsetmek isterken de hocalığı kimliğiniz, öğretmen kimliğiniz de evet. Bir kenara koyamıyorum açıkçası. Evet. O yüzden hep hocam diyesim geliyor hiç ama. Hiç önemli değil. Nasıl çok teşekkür olur? Ediyorum. Rica ederim. Sizleri tanıyabilir miyiz? Buyurun lütfen. Tabii. İsmim Adem Balcı. Kahramanmaraş Göksunlu'yum. Coğrafya öğretmeniyim. Ayrıca Dumlupınar Üniversitesi işletme bölümünden yüksek lisansımı tamamladım. Maşallah. Ki coğrafyacı olma niteliğinden dolayı da bitki coğrafyası dersleri gördüğümüzden oradan olan alakamdan dolayı da kendi saçıma sürerek de kellik diyeyim artık ilacını bulmuş olduk bir nevi. Yani Itola aslında böyle ortaya çıktı. Evet yani ihtiyaçtan. İhtiyaçtan. Evet. Süper. Kendime ait olan ihtiyaçtan dolayı. Ne güzel ki bunun adı aslında bizlerle buluşturma noktasında bugün sizleri ağırlıyoruz. Sadece kendinize bu anlamda açıkçası güzellik yapmadınız, iyilik yapmadınız, bizleri de düşündünüz. Bay bayan aslında ayırmaksızın günümüzde, eskiden de tabii ki de böyleydi ama şimdiki zamanda bakacak olursak kendimize daha bir bakıyoruz açıkçası. Aynen. Ve kimi şeyler az önce de söyledim hocama inanın lüks olmaktan çıktı. Yani ihtiyaç yapmamız gerekire dönüştü. O yüzden de bay bayan ayırmaksızın bugün Itola Hair Life'ı konuşacağız. Evet. Nedir hocam? Itola söylediğim gibi kendi ihtiyacımdan dolayı ortaya çıkan bir ürün. İçerisinde 7 adet bitkisel yağdan oluşuyor. Etkilerinden bahsedecek olursam ilk etaptaki etkisi saç dökülmesini önlemesi ki bu %100 oranında garantili bir şey. İkinci etapta da tabii ki biraz sonra verilerden de bahsedeceğim. Önceden %30 olan erkeklerdeki kellik oranı şu anda %50 olmuş son bilimsel verilere göre. Oradan saç derisinden dökülen kısımlardan tekrar saçların çıkmasını sağlayan bir ürün Itola. Şu anda da görsellerde zaten sizlerin de fotoğraflarınız dönüyor. Bence saç ekim merkezlerini artık bir kenara bırakmak lazım. Hani maddi manevi. Bu anlamda siz örneklerinizi de gösterdiniz. Ekip olarak, kanal olarak hepimiz Adem Bey getirdiniz mi, var mıdır, denemeden söylemeyiz diye. Ben şimdiden hakikaten öğrendim. Nasıl kullanılmasına kadar hepsini biliyorum ama tabii ki de mimarımızdan öğrenmek daha güzel olacaktır. Bitkisellerin hocam yani nasıl yan etkileri yoktur elbette ki. Bunun özellikleri nelerdir? Şimdi bu içerisine kattığımız 7 adet bitkisel yağ var dedik. Ta eski çağlardan beri bilinen, saça sürülen, günümüzde de hala yaygın olarak sürülen yağlar var. Ama hani bunun bilimsel verilerle birleştirilip bu hale dönüştürülmesi biraz uzun zaman aldı tabii. Evet. Şöyle her sürülen saça, her sürülen yağları saç derisi almıyor. Çünkü onun sebum dediğimiz yağlar, saç derisi sebum denen bir sıvı salgılar. Onun ayarında bir bitkisel yağla karıştırıp deriden emecek hale getirmeniz gerekiyor. Yani dolayısıyla bir de millet olarak şöyle bir özelliğimiz var. Yağlar saça faydalı, hepsini oranlarını karıştır. Aslında değil yani. Mesela bazı yağlar vardır ki uçucudur. Yani sürersiniz, hatta 1-2 saatte bekletirsiniz. Aslında hiçbir faydası yok. Çünkü ilk 10 dakikada gidiveriyor yeter. Aslında yani. Ama işte araştırmalarımız neticesinde ki 13 yıl sürdü. Kendi kafama süre. 13 yıl. Evet 13 yıl. 13 yılın sonunda bilimsel verileri de alarak tabii ki esas temelini de bir beyefendiden almıştım. Ama o eskiydi işte. Çünkü günümüzde yeme içme alışkanlıkları değişti. İçinde vücudumuzun içindeki zararlı olan bakteri işte şeyler değişti. Onu güncelledik. Üzerine 3 tane daha şey bitkisel yağ ekledik. Ortaya çıktı. Tabii bu ne yapıyor etki alanı olarak? Bir, kılcal damarları açıyor.
ki zaten saç derisindeki kılcal damarlar hareketini yitirdiği zaman saçlar dökülmeye başlıyor. Özellikle erkeklerde testosteron hormonu dediğimiz, kısaltması da DHT olan hormon, görsellerde de geçiyordur. Böyle bir soğan gibidir saç hücresi aslında. Yani şuraya da şöyle göstereyim ben. Saç hücresi böyle bir kıl şeklinde çıkar. O hormon gelir, burayı sıkıyor. Sıktıkça bu sayı dökülüyor. Ve tekrar çıkmaması için de bir sebep yok. Ama genelde öldü denir. Aslında ölmüyor. Ya soğan dedim ya, hani soğanı toprağa ekersiniz. Evet. Uygun şartlar olursa tekrar hareketlenir. İşte bu da böyle bekliyor aslında. İşte bu içerisindeki kılcal damar açıcı. Bu kök hücresini uyarıcı ve besleyici, saç gözeneklerini açıcı gibi özellikler olan yağları karıştırdığımızda harekete geçiyor ve saç oluşumunu sağlıyor. Bu minik şişe var nelere kadir deyip böyle. 13 yıl hocam dile kolay. Yani araştırmalarınız, çalışmalarınız, bunları ilerletmeniz hiçbir şey kolay olmuyor. Bu anlamda da bunu da zaten patentini de aldınız hocam. Evet, bu anlamda aynen. Çalışmalarınız var. Tek çünkü Adem Bey. Başka yok. Başka da yok. Evet. Peki hocam etkisi ve gelişimi saçların üzerinde nasıl ilerliyor? Nasıl bir süreç kendini gösteriyor? İlk önce dedim ya, dökülmeyi durduruyorsa tamam. Bu etkiye başladı anlamına geliyor zaten. Ama dökülmeden hemen kısaca bir bahsetmek istiyorum. Önceden 25 yaşın üzerinde dökülmeler başlarken şu anda yani gerçekten 19 yaşından itibaren çok hızlı dökülmeye başlıyor. Yani ilk önce dökülmeyi durduruyorsa tamam. Bu etkisini gösteriyor demektir. Onun arkasına sarı sarı ayva tüyü dediğimiz hatta ona bebek tüyü de derler. Onlar oluşmaya başlıyor ilk bir ay içerisinde ama bu yaşa göre hani bu verdiklerim standart şeyler. 20 veya 25. günden itibaren sarı sarı tüyler oluşuyor ve 1,5 ayda o sarı tüyler saç şeyine dönüyor, rengine dönüyor ve 3. aydan itibaren de normal saç derisini kapatmaya başlıyor. Sağlık açısından bir yan etkisi var mıdır hocam? Aslında yok. İşte tamamen doğal dediğimizin yani sebebi bitkisel. Bu. Tek bir şey var aslında. O da alerjiyle ilgili problemleri olanlar varsa. Ki onun da testi çok basit. Bir damla bir derinize veya saçınıza damlattığınızda kızarıyorsa veya kaşıntı yapıyorsa tamam alerji var demektir. Onu da soruyoruz. Arayanlara da soruyorum. Hani herhangi bir alerjiniz var mı gibisinden. Özellikle bayanlardan gelip de çocuk emzirenler, hocam işte çocuk emziriyoruz, hiçbir yan etkisi yok. Çünkü bir de oral olarak sürüldüğü için hani dünya içerisinde de alınmadığı için de herhangi bir yan etkisi yok. Bayan kullanabiliyor. Bayan kullanabilir. Şöyle bazı kimselerde eğer saç kökleri çok zayıflamışsa ilk bir haftada aşırı bir dökülme yapıyor. Aa. Aslında bu zarar değil. Bunu da yine hani gönderdiğim kişiler bir panik diyor böyle. Hocam daha arttı falan. Aslında zayıf olan, dökülmeye yakın, ölü demeyeyim de artık işlevini yitirmiş olan hücrelere dökmeye başlıyor. Aslında döküyor ama ilk önce çıkaracağı da o dökülmüş olan kısımlar olmuş oluyor. Kullanım şekli nasıl hocam? Ben biliyorum ama. Kullanım günlük. Dökülme için kullanacak olanlara söyleyeyim ben. Lütfen. Eğer sadece dökülme için kullanılacaksa kullandıkları şampuanların içerisine 750 mililitre olmak şartıyla 10 damla damlatılıyor. Ve 5. günden itibaren bu bayanlarda 3. güne kadar inebiliyor. Dökülme tamamen duruyor. Ama normal saç çıkarmak için kullanacaklar da masaj yaparak günlük sürülüyor. 10 dakika, bunu da özellikle bastıra bastıra söylüyorum, 10 dakika. Biraz önce söylediğimiz sebepten dolayı hücreler 10 dakikada alacağı, yani onun içerisindeki ne vitamin, mineral ne varsa alacağı 10 dakika. 10 dakikada emiyor ve bitiyor. Ki bazısı da uçucu yağlar olduğu için zaten 10 dakikadan sonra bir şey kalmamış oluyor. 10 dakika sonra özellikle bitkisel bir şampuanla bekledikten sonra yıkatıyoruz. Daha günlük da iyi oluyor bitkisel şampuan olmuş. Çünkü tam destekliyor o zaman hocam. Şundan dolayı şu anda günümüzdeki bu piyasadaki olan şampuanlar içerisinde çok ağır şekilde temizleyiciler bulundurur. Doğru. Ki bunlardan bir tanesi de sülfattır. Çok ağır bir temizleyicidir. Saç derisini normal tamam temizliyor ama her şeyini temizliyor. Artık hocam ben de sülfatsız yani, şampuan yeni geçti. Yeni bunlar. Evet katılıyorum ki şu anda hocam. Mesela dikkat edin medyada da çıkıyor. Yeni bitkisel ürünlere dönüş var çünkü zararlı.
Gerçekten çok zarar veriyor. Aslında şöyle bir şey var hocam. Bunlar hep biliniyordu ama halka verme kısmında markalar diye evet. Kendilerini düşündükleri için piyasayı sürdüler. Hiçbirisinin sağlığıdır. Yok yok. Ya da cebidir hiç umursamadılar. Yok. Hani piyasada bir para kazanma hırsı vardır. Sağlıkla çok ilgilenmediler açıkçası. Aynen. Yani. Evet. Sonra da toparlama kısmına geçiyorlar. Biz sizleri düşünürüz kısmında. Tabii. belli bir yaş aralığı, yaş sınırı var mıdır hocam bu ürünü kullanmak için? Aslında şöyle hemen biyolojik bir cevap vereyim ben buna. Hı-hı. Normalde hücrelerin kendini yenileme süresi hızlı olduğu dönemler diyeyim 20 ile 45 yaşlar arasında hücreler kendini yeniler, çabuk yeniler daha doğrusu. Verirken de özellikle de döngülerde geçiyor olabilir. Bir tane beyefendi vardı 58 yaşındaydı. Ona da verirken özellikle dedim ki bakın sizde çıkmayabilir. Çünkü hani 58 olunca 45'in üzeri. Ben dedi hocam sizin samimiyetinize güveniyorum ve kullanmak istiyorum dedi. Gönderdim 2 ay hiçbir şey olmadı ama. İki ay. O ama da sabırla kullanmış. O da sabırla kullan ama hiç saç yoktu. 20 yıldır kel geziyorum dedi bana. 2 ayın sonunda direkt videosunu da gönderdi. Hocam saçlarım çıkmaya başladı dedi. Ne kadar güzel. Ama gene de hani bu şeye dayanarak söylüyorum en hızlı etki gösterdiği 20 ile 45 yaş arasındaki hücrelerde. Vücut daha bir çabuk reaksiyon gösterebiliyor. Aynen. En çok karşılaştığın soru ve sorunlar nelerdir hocam? En çok saç deyip. En çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi garantili mi diye soruyorlar. Ben de onlara aynen şu cevabı veriyorum. Bir nefes aldınız siz. Çektiğiniz nefesi. Verme garantiniz var mı? Yani ya da doktora gidiyoruz ilaç yazıyor. Doktora diyor musunuz siz? Doktor bey bu ilacın garantisi var mı? Yani var dersek yalan söylemiş oluruz. Çünkü biz bir aracıyız. Hani bitkilerin içerisine koyduğumuz bitkilerin ta eskiden beri ki söylemekte de hiç bahis görmüyorum. Özellikle Peygamber Efendimiz'den işaretiyle içerisine koyduğumuz bazı ürünler var ki buna tıbbi nebevi deniyor. Ona da güveniyoruz ama büyük konuşmak gibi olur. Ya biri bu. Bir de en çok soru fiyat ne hocam? Evet. Soruyorlar. Fiyat kısmı ve sizin ulaşma kısmı nasıl temin ediliyor? Ya şöyle emin olun fiyat belirtmeyeceğim ama çok ucuz. Ve buna da takılan oluyor tabii. Şundan dolayı madem diyorlar bu kadar çok etkili bu şey hani saçları çıkartıyor niye ucuz? Ya mutlu olun. Ben bir öğretmenim ya. İnsanların mutlu olması benim çok hoşuma gidiyor. Mesela o videolarda geldiğinde seyrettiğimde ki siz de seyrettiğiniz o insanların yüzündeki mutluluk o tebessüm size yansıyor yani. Ki hani dediğim gibi ben bir öğretmenim sonuçta. İnsanlar mutlu olsun istiyorum ve fiyatı da gerçekten çok uygun tutuyorum. Hatta diyorlar bu 3-4 kata satabilirsin. Ya onun derdinde değiliz ki. Ya mutlu olun ya insanlar mutlu olsun. Çünkü çevrenizde mutlu insan görmek çok az. Şu günümüzde özellikle. Şu da var yani. Hocam bizler zamanında neler gördük. Hiç işe yaramayan ürünü farklı fiyatlara sattıklarını. Ama böyle bir ürün işe yarayıp hakikaten karşı tarafında cebini düşmeyiz hakikaten takdire şayan. Dikkat edin programdan önce ben size özellikle kafamı gösterdim. Yani çıkmış mı çıkmamış mı? Yani bunu size onaylattım. Evet, birebir gördüm. Hatta tüm ekibe onaylattım. Kanalsız konuşuyor zaten hocam şu an. Ondan sonra hani dedim ki ne bu? Yani bizzat özellikle sosyal medyadaki şeylerimizde fotoğraf yayınlamıyorum. Sebebini soruyorlar. Diyorlar ki fotoğraf koyun. Ya arkadaşım. Fotoğrafı ben normal bir bilgisayarda alırım. Kel bir kafayı. Şu anda öyle programlar var ki istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Tabii ki. O yüzden sırf video yayınlıyorum. Ki insanlar doğal çekip atıyorlar. Ben şöyle yapın da demiyorum. Gerçek neyse o. Öncesi, yani siz de şahitsiniz. Şahit, canlı. Bir an önce de kullanmak istiyoruz. Biz de kendimizi sizlere hatta bir fiil. Hocam öncesi sonrası siz biliyorsunuz deyip. İnşallah. Nereden ulaşabiliyorlar hocam sizlere? Şu anda sosyal medya üzerinden. Twitter, Instagram ve Facebook üzerinden ulaşabiliyorlar. Orada tüm adresimiz, telefonumuz, hatta videolarımız, YouTube o da var tabii. Oradan hepsine ulaşıyorlar. Gönderiyorum. Memnun kalırlar inşallah. İnşallah. Sağlık olur diye düşünüyoruz. 13 yıl dedik. Evet. Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir hocam? Dökülmeyle birlikte siz de söylediğiniz gibi ona binaen söylüyorum. Şampuanlı yapmak. Vallahi bekliyoruz. İlk şey bu. Hatta şampuan gerçi yapmaya da gerek yok gibi gözüküyor çünkü 10 damla normal kimyasalı ağır olan bir şampuanı bile içine 10 damla damlatıyorsunuz. Bu garanti. Bak diyelim ki işe yarıyor siz de gördünüz. Aynen öyle. Hiçbir işe yaramıyorsa
dökülmeyi garanti durduruyor. Daha ne olsun zaten yani, hocam ondan sonra. İlk hedefimiz bir şampuanını yapmak. Süper. Şampuanıyla birlikte kullanmalarını sağlamak. Ve daha da geniş kitlelere inşallah ulaşsın. İnşallah. Sesiniz daha da duyulsun hocam. İnşallah. Bizleri bu anlamda sizlere ulaşabiliyoruz. Artık günümüzde çok kolay ama daha da geniş kitlelerde sizleri aramızda görmek temellesiyle öncelikle sağlık diliyorum. Ben de size diyorum. Ardından nice güzel işlerde, projelerde isminizi, imzanızı görmek temellesiyle yolunuz açık olsun hocam. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Her zaman demiş efendim, işi bilen kısmında çok değerli bir konuğumuz vardı, çok değerli bir hocamız vardı. Itola Hair Life'ın mimar sahibi Adem Balcı bugün konuğumuzdu. Bir sonraki İşi Bilen programında da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.